Zaha biliyorsun son maçlarda işte zahar zarar falan hani kamuoyu yemen böyle Twitter alemi falan biraz Zaha'ya gelinmeye başlamıştı. Şampiyon olacaksanız, büyük takım olacaksanız büyük oyuncularla olur. Zaha da büyük oyuncuların başı. NBA'de bazen şey oluyor. Sezonun 5'leri seçiliyor, bir de en iyi 6. adam seçiliyor. Bence sezonun 6. adamı Barış. Çünkü sağ ön oynuyor. Maç içerisinde sol bek'e geç. İçeride oynuyorsun ve baskıyı en çok arttıracağın dakikalar son 15 dakikalar. Oyunda çek oyun. Türkiye'de referandum yapsan %95 çıkar hocanın hatalı değişiklikleri. Ama hoca diyor ki ben yaptım diyor, hala doğru oluyor. Ben doğru dediğine aslında hata diyorum ona. Santos'un bu açıklamasına çok büyük saygı duydum. Adam demedi ben bu takımı kurmadım. Bu takım az idman yapmış, bu kadar sakat vermiş, bu kadar cezalı oldu dedi. Mağlubiyet benim dedi. Halbuki Santos'un bence mağlubiyet değil, çaresizlik var adamda. Antalya Beşiktaş. Evet, Sergen Yalçın'dan duygusal bir eşleşme olacak. Yani o enteresan bir şey. Sumidika İsmail Hoca'la eşleşmesi de bir enteresan. Taktikman Yapılası ekranlarından, Haksız Rekabet'ten herkese merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar. Nasılsınız hocam? Teşekkür Nasıl bir hafta ederim. Geçti? Güzel geçti. Yani bir sıkıntı yoktu. Bol bol yine futbol izledik ve son olarak da Galatasaray Trabzonspor deplasmanına gitti, konuk oldu ve maçtan 5-1 gibi net bir galibiyetle ve moralle ayrıldı. Tabii bu Sivas maçından sonra hatırlıyorsun yorumumda dedim ki çok canınızı sıkmayın, çok üzülmeye gerek yok. Sadece hatalardan ders çıkartılsın. Okan Hoca da üzülmesin. Eksikler vardı. Bazen o kazançtır. Kayseri'yi yener. Trabzon'da favori kısım Galatasaray. Çünkü Trabzon içinde söylediğimiz şeydi. Yani Trabzon'un kendi hocası da Trabzonsporlular da oynanan oyundan mutlu değildi. Tabii ki eksiklerle beraber dün farklı, çok farklı bir skor ve oyun oldu. Ama Abdullah Hoca'nın maç sonu röportajına da ben dikkat ettim. Şimdi devreye 1-0 girildiğinde Abdullah Hoca diyor ki İlk yarı direncimiz vardı, işte ilk yarıyı söylüyor, sonra bir de ikinci yarıyı. Ben de diyorum ki ilk yarı direnç vardıysa neden stoperi çıkarttın o zaman hocam? Yani bu sefer tamamen direnç kayboldu. Orada Hüseyin geldi, Okan Hoca da bu sefer Kaan Ayhan'ı sol bek, Sasha Boy yerini buldu, Barış Alper Yılmaz sağ, Zaha da forvet olarak yer aldı. Icardi antrenmansız Brezilya'dan geldi, tatilden geldi. Tabii bu farklı bir format ama dinamik ve çabuk oyuncularla oynadı Okan Hoca ve orta saha etkinliğini de aldı. Trabzonspor çaresiz kaldı yani Galatasaray'ın karşısında. Ben bu kadar da farklı bir oyun beklemiyordum. Galatasaray'ın galibiyetine inanıyordum. Onu olabileceğini düşünüyordum ama bu kadar farklı olacağını da tahmin etmiyordum. Hocam öne çıkan oyunculardan bir tanesi Zaha oldu. Zaha için herhalde söyleyeceğiniz şeyler vardı. Selçuk, ben geçen hafta aslında aklımdaydı Zaha. Şöyle, Zaha biliyorsun son maçlarda işte zahar, zarar falan hani kamuoyu yemen böyle Twitter alemi falan biraz Zaha'ya girmeye başlamıştı. Ama bu oyuncunun Türkiye'yi tercih etmesi, Galatasaray'ı tercih etmesi bütün herkesi heyecanlandırmıştı. Bazen değerlerimizi çok çabuk değersiz hale getiriyoruz. Yani bunu Beşiktaş için de söylemiştim, bazı oyuncular için de söylemiştim. Zaha öyle bir oyuncu. Yani bu şampiyon olacaksanız, büyük takım olacaksanız büyük oyuncularla olur. Zaha da büyük oyuncuların başında. Dün de forvet, santrafor olmasına rağmen etkileyici bir performans ortaya koydu. Peki Okan Buruk'un derbi performansı hakkında ne söylersiniz hocam? Çünkü denemekten, yeni bir şey öğretmekten korkmuyor ve her zaman yani çoğunlukla da bundan sonuç alıyor. Ya işte onun için de söyledik. Yani Avrupa'da bir şey olacaksa Okan olabilir. Çünkü üretken ve takım üstünde değişkenliklerle beraber üretmeyi seviyor. Ve hoca da biraz dün sakindi. Skor da sakinleştirdi. Bir de aslen Trabzonlu olduğu için Abdullah Hoca da çok sakindi maç kenarında. Okan Hoca da çok rahat bir maç oldu çünkü. Güzel, keyifli bir maç izledik. Galatasaray açısından da net bir galibiyet oldu. Trabzon'un üretememesi, orta sahada hiçbir çeşitliliğinin olması, hücum hattında da yetenekli oyuncuların kısıtlı olması... Bu sefer tamamen üretkenlikten vazgeçti. Yani yapamayacak bir pozisyona geldi. Abdülkadir Ömür yok. Eba Kasetas yok. Yani işte milli takımda olan oyuncular Onu falan. Onu aç yok. Tabii zor bir akşamdı. Galatasaray silahları çok fazla var. Kullandı ve galip ayrıldı. Bir kısa şunu sorayım hocam. Şimdi Zaha'nın bu forvet performansından sonra önümüzdeki maçta sizce Zaha mı yoksa Icardi mi
O en ön üçte oynan. Yani Okan Hoca ikisini de beraber oynatabilir. Eli daha güçlü. İstanbulsporlu oynayacak Rakip de zaten. daha müsait. Yani bu şekil gidebilir. Çünkü Zaha'nın da oradaki performans çok iyiydi. İlk Kerem de sol öne geldiği zaman Kerem büyüyor. Evet. Sağ önde de Barış Alper Yılmaz müthiş oynadı. Yani tebrik ediyorum. Yani bu NBA'de bazen şey oluyor. Sezonun beşleri seçiliyor. Bir de en iyi altıncı adam seçiliyor. Bence sezonun altıncı adamı Barış. Çünkü sağ ön oynuyor. Maç içerisinde sol beke geçiyor. Sağ bek oynuyor. Sağ bek oynuyor da ben maç içerisindekini söylüyorum. Sağ önden sol beke geçti. Yani bu değişiklik çok, Evet. ya tebrik ederim, fiziksel gücünü takım için çok fazla kullanıyor. O Allah vergisi gücü. Tebrik ederim. Diyelim mi hocam, Galatasaray'ı kapatıp Fenerbahçe'yi Kapatmadan özür dileyelim tabii tabii Selçuk tabii. ya. Bu Kaan Ayhan'a da bir şey söylemek lazım bu çocuğa. Yani bu Kaan Ayhan elinde olduğu zaman her teknik direktörün en çok sevdiği oyuncu olur. Hani bu okey oynarsın, için joker gelir bazen hani veya kağıt oyunlarında. Jokerlerden bir tanesi Kaan Ayhan. İkisini buldu mu dışarı atarsın. Geçen Yani hafta demiştik her eve lazım oyuncu her diye. eve lazım. Yani o da joker oyuncu olarak. Yani herkes de lazım. Yani muhteşem bir oyuncu. Hem yerli olması zaten şu an kadroda çok büyük avantaj oluyor ki Abdülkerim de sakatlandı ve zaten ceza duruma düştü. Kaan Ayhan Sol bek oynuyor, sağ bek avantaj oynuyor, olacak. stoper oynuyor, orta saha oynuyor. E daha ne oynasın? Evet. Tamam, nokta. Hocam Fenerbahçe Samsunspor'u ağırladı. Hiç hesaplı olmayan sürpriz bir beraberlik yaşandığı maç 1-1 tamamlandı. Evet, stres çok yüksek. Çok iyi başladı, üretken başladı. Sadece neticelendiremedi. Yani pozisyona girdi. O ikiyi yapamayan takımın stresi, şampiyonluk stresi yaşayan baskıyı çok fazla üstünde hissediyor. Çünkü Galatasaray şampiyon olarak o baskıyı attı geçen yıl. Şimdi Fenerbahçe'nin uzun süren bir şampiyon olamama durumundan dolayı stresi çok yüksek. Daha önce de söylemiştik bunu. Ben onu gözlemliyorum. İkiyi attığı zaman her takıma Fenerbahçe 5-6 atabilir. Yani 7 de atar, 8 de atar, 10 da atar. Yani öyle bir hale geliyor. Ama atamayınca 1-0 giderken hatırlayın İstanbulspor maçı bile 1-0'dayken sorunluydu. Bir oldu. Sonra 1-1 oldu. Cengiz'in pozisyonunda sonra maç tabii ki farklı bir hale geldi. Aynı şekilde Konya maçları falan. Şöyle görüyorum, stres tamam. Biz teknik direktörler bazen ilk 11'lerde hata yaparız. Bir takım çıkartırız. Ben ona %100 saygı duyuyorum. Hocanın bir planı vardır. Ama Fenerbahçe maçındaki sonradan ortaya çıkan planı kabul edemiyorum. Yani çok da mantıklı bulduğumu söyleyemem. Antep maçında siz sordunuz Fenerbahçe'de en iyi diye, ben İsmail Hoca'yı söylemiştim. Neden? Cesur kararlar aldı. Ceko'nun yanına Batshuayi koydu. 4-2-4'e döndü. Orta sahadan Evet. söktü. 1-1'ken ben bunu bekledim hocadan. Geçen hafta yapmışsın, zaten galip gelmiş. Ve bu iç sahadasınız bu hafta. İçeride oynuyorsun ve baskıyı en çok arttıracağın dakikalar son 10-15 dakikalar. Oyunda Ceko yok. Ceko yok, Tadic yok, İrfan yok ve sonrasında Şimanski aldı. Bu dörtlü Fenerbahçe'nin en skorer dörtlüsü. Ben ne bekledim biliyor musun? Ben iki tane değişiklik bekledim. Şimanski de istediğinden maçta performansı yoktu. Belki dedim Tadic'i 10 numarayı alır ya da Tadic'i şey yapar ya da İsmail'i çıkartır. Yani İsmail ile Şimanski de aynı anda çıkabilirdi. Ya da dedim İsmail'i çıkartır, santrafor sokar. Şimanski'yi 4-2-4 gibi yapar. Hoca onu da yapmadı zaten. Ceko da şaşırdı. Ceko Tadic'e verdi, Tadic şaşırdı. Tadic İrfan Can'a verdi, o da şaşırdı. Yani 3 tane ön grubun 3'ünü de değiştirdi hoca. Şöyle, yani maçı İsmail Hoca'ya değil de bazen siz yaparsınız ama maç galip gelmesiniz yine siz yapmışsınızdır. Ama dün yani İsmail Hoca o gerekli cesur hamleleri sanki yapamadı. Benim talebem Emre Kılıncı da ben profesyonel yaptım. İlk defa ben oynattım. Orada İsmail Yüksel'in de çok gereksiz bir faulü vardı. Top Evet. taça doğru, adamın sırtı dönük. Orada bir duran toptan canı yandı Fenerbahçe'nin. Ki yani çok gereksiz bir faul ve hani genelde şundan söylenirmiş zaten forvetlere ve hücum oyuncularına. Siz mümkün olduğunca ceza sahasında müdahale yapmayın. Ama İsmail aslında defansif bir oyuncu ama yine yanlış bir müdahale yaptı. Ya sırtı dönük oyuncuya zaten müdahale yapmana gerek yok. Sırtı dönük. Yani arkasında sadece dursan yeterli. Orada hatta beraber maçı seyrediyorduk oğlumla. Dedim İsmail yapma dedim. İsmail yaptı.
Sonra İsmail Hoca da ötekini yaptı. Fenerbahçe berabere kaldı. Hocam peki Fevret'in yokluğu. Şimdi 4-6 hafta yani 1-1,5 aylık bir süreçte Fevret olmayacak Fenerbahçe'de. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Ya şimdi tabii Krunic'i aldılar. Ama onu daha çok İsmail'in yerine almışlardı. Fred'in olmadığında istatistikler hep başka şeyler söyledi zaten. Zor bir süreç. Fredsizlik Fenerbahçe'ye ama bir yerde de avantaj getirebilir. Hani onsuz da kazanmayı belki farklar nasıl Okan Hoca farklı mevkiler icat etti. Belki onun yerine Ferdi'yi de bir orta sahada görülebilir mi? Yani Krunic İsmail'le devam etmez mi? eder. Yani Ama şu an muhtemelen İsmail'in bu. yokluğunda da veya İsmail'in mesela geçen maçta çıkması lazımdı İsmail. Çıkmadı. Ya da çıkarttığında yerli olarak acaba Ferdi o görevi yapabilir mi? Çünkü Ferdi iki yönlü, üç yönlü, dört yönlü, her yönlü oynayabilen bir oyuncu. Bir de burada Osterwolde'nin de performansı çok yüksek. Ya ben diyordum 8 milyon euroya sol bek mi alınır? Ama hem sol bek hem sol stoper hem üçlünün sol stoperi yani Avrupa'da çok büyük oyuncular olma yolunda ilerliyor Osterwolde de öyle görüyorum. Ama Fenerbahçe'ye bir tek yani bir spor adamı olarak, spor sever olarak Galatasaray'a söylediğimi söylemek istiyorum. Ya bir beraberlik olur. Ama sonrasını doğru yönetmek lazım. Bu basın toplantıları da dahil. İsmail Hoca'nın şurada bir yanlış oldu bence. İsmail abi diyoruz bana. Yani hata yaptığını kabul edip diyebilirdi ki evet bu maçta ben denedim, hata yaptım. Çünkü Türkiye'de referandum yapsan %95 çıkar hocanın hatalı değişiklikleri. Ama hoca diyor ki ben yaptım diyor hala doğru oluyor. Ben doğru dediğine aslında hata diyorum hocanın. Ben de şu dikkatimi çekti. Tadiç ve Dzeko pozisyona girdi ama atamadı diye cümleye başladı. Bu benim dikkatimi çekti yani. Bu da aslında biraz oyuncularla ilgili mi bir şey var? Oyuncuları aslında oyunu konuşmadı, oyuncuları konuştu. O da hedef gösterme anlamında. Yani kötü niyetle değil ama aslında ben masumum da ondan çıkarttım. O da inanmıyor çünkü o çıkarttıklarının doğru hamle olduğuna hoca da maç sonunda inanmıyor. Onun yönlendirmesi. Diyelim hocam işte Emre Kılınç zaten çok güzel bir gol attı. Onun dışında Samsunspor'da kritik bir puan aldı diyelim ve bundan sonrası için iki takıma da başarılar dileyip geçelim. Pendikspor Beşiktaş maçına Santos Beşiktaş gerçekleriyle yüzleşti sanırım. 4-0'lık bir mağlubiyet oldu. Ve mağlubiyetin ardından şöyle bir açıklaması oldu. Dedi ki mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durum. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız. Adam teknik direktör açıklaması bu. Şimdi Abdullah Hoca, İsmail abi, İsmail Hoca takım üstünden söylüyor. Bu adam kendi üstünden söylüyor. Diyor ki ben sorumlu benim. Şimdi İsmail Hoca da öyle diyebilirdi. Ya bu beraberliğin sorumluluğunu ben alıyorum. Abdullah Hoca da bu 5-1'in sorumluluğunu ben alıyorum. Yok o çıkarken ayağına top kaybetti, bu kaybetti. Evet tamam zaten öyle olur. Ama futbolcular kazanırken biz kazanıyoruz. Teknik direktör. Kaybederken futbolcular kaybediyor. Sonra işte bu Beşiktaş'ın durumuna düşülür. Çünkü Şenol abi, Rıza abi, sonra Burak geldi bir iki hafta. Hep futbolcular üstünden eleştiriler gitti. Kendini eleştirmediğin zaman kendi yanlışını düzeltme şansın yok. Santos'un bu açıklamasına çok büyük saygı duydum. Adam demedi ben bu takımı kurmadım. Bu takım az idman yapmış, bu kadar sakat vermiş, bu kadar cezalı oldu dedi. Mağlubiyet benim dedi. Halbuki Santos'un bence mağlubiyet değil, çaresizlik var adamda. Anladın mı? Ama ona rağmen sorumluluğu aldı. Şimdi şeylere bakalım. Selçuk. Ferdi. Barış Alper oynadığında sol Galatasaray'da. Sağda Sacha Boey. İşte yine Ferdi oynayabiliyor. Osayi oynayabiliyor. Mert Mert de öyle oynuyor. oynayabiliyor. Beşiktaş, Onur, Umut Meraş. Stoperler Bahtiyar, Talha. Orta saha Demir Ege, Gedson, Tayfur. Bazen Salih. Kim daha çok çaresiz? Tabii ki Santos. Santos çaresiz. Adam çaresizken diyor ki ben suçluyum ve utanıyorum dedi. İlk defa bir utanıyorum dedi. Türkiye'de hata benim ve istifa ediyorum genelde söylenmeyen bir söz ama Santos utanıyorum Ama dedi, mağlubiyet sorumlusu yönetimi. Selçuk ya istifa da değil aslında. Değildi tabii ki. Şu hatayı nasıl diyoruz ya kaleci hata yaptı. Stoper kademeye girmedi. Ya biz de hoca olarak hatasız mı yaratıldık yani? Bunu hatayı neden söylemek zor geliyor? Ben hata yaptım.
Takım da sana saygı duyar. Ama hani başkası hata yaptı. Gol atarken biz çalıştık, rakibi iyi analiz ettik. Kaybederken yani iyi analiz etmediniz mi? İyi antrenman yapmadınız mı? Hani bu kadar basit değil yani meseleler. Hocam peki Halil Akpınar için de muhtemelen söyleyeceğiniz şeyler vardı. Tabii Halil, ben Göztepe'de hocalık yaptım. O zaman A2 takımları vardı. Oyuncu, altyapıyı da seviyorum. Gittim A2 maçını izledim. Baktım 11 numara uçuyor yani. Maşallah fır fır, bir de kuvvetli, inatçı. Çok teknik değil ama inatçı, karakter yüksek. Halil'i aldım ben, hemen profesyonel yaptık Göztepe'de. Hafta sonunda Kartal maçı var. İlk 11 oynattım. Halil öyle de, ya hocam dedi, kadroyu alacağına hani tamam profesyonel oldum ama ilk 11 oynayacağımı bilmiyordum dedi. Bu haftaya biraz da benim oyuncularım damga vurdu. Emre Kılınç, Halil. Emre ilk profesyonel ben yaptım 16 yaşında Bolu Spor'dayken. Halil'i de öyle. Ankara Gücü'nde Ali Kağan da kupada gol attı. O da benim ilk profesyonel yaptığım oyuncu. Biraz da genç oyuncu olarak Halil çok aşırı yetenekli değil ama takım için çok çaba gösteren bir oyuncu. Beşiktaş karşılaşmasında da önemli işler yaptı ama tabii orada sadece Pendik Spor'un doğru transfer politikası da buna etken. Tiam'ı aldı ki büyük parayı aldı. 3 tane net santrforla oynadı başladı maça. Erencan. Erencan'ı 4 sene önce Avrupa'da bir menajere söyledim yani. Luis Campo'ya söyledim, Galatasaray'a gelmişti. Yani bu çocuk Avrupa'da oynayabilir diye. O an yazık Eyüp Spor'da oynamıyordu çocuk. Ama Selçuk şöyle bir hata oluyor. Şimdi inanılmaz bir yağış oldu İstanbul'da. Evet. Değil mi? Adam da Umut, Tiam, Erencan, Halil. Beşiktaş'ın da savunma sıkıntısı var. Evet. Çok oyun kurayım, geriden oyun kurayım yerine orada basayım, orada hataya zorlayayım, orada rakibi çözeyim dedi. Bence doğru taktik. Aynısı Hatay Kasımpaşa maçında mesela. İnanılmaz yağmur, inanılmaz ağır şartlarda maç oynanıyor. Hatay takımı hala geriden oyun kurmaya çalışıyordu. Bir türlü kuramadı. Yine tabii, geriye oynanan bir pasta da gol yediler. Taçla da gol yedi. Yani taçla da gol yedi. Bırak ileriye doğru oyna, hata yap ama ondan önceki taç pozisyonunda da hakem %100 hatalı. Evet. Şey kesinlikle. Kasımpaşa tabii. Hatay maçında onun da hakkını yemeyelim yani. Hocam peki sizin seçiminizle haftanın kare ası? Ya farklı bir mevkide oynadı. Yani santrafor bölgesinde Zaha bir. Antep FK Cilovoşi kaptan, hem takım mağlup durumda müthiş bir gol attı, hem oyun kurmasında ikinci yarı Antep çok iyi oynadı Sivas'a karşı. Hem gol attı hem de takımını çok iyi yönetti diye düşünüyorum. Halil Beşiktaş gibi önemli bir camiayı ve düşüşme hattındaki bir Pendik Spor'un yukarıya çıkış maçındaki gösterdiği performans Halil diyorum. Ben Türkiye'de bu Oğuz'u büyük takımlar neden kapısını çalmıyor bunu da anlamış değilim. Yani dışarıdan bir sürü sol ön, sağ ön oyuncu arıyorsun. Şu an ülkemizde Kerem Aktürkoğlu falan zaten. Onları söylemiyorum. Onlar zaten yeterli değeri görüyor. Bu çocuğu neden kimse görmüyor mu? Bir de onu alıyorum. Yani. Haftanın kararısı Zaha, Cilobaji, Oğuz Aydın ve Halil Akpınar'dan oluştu. Oluştu. Daha vardı ama yani 4 tane seçmek zorunda kaldığımız için. Seçmek zorundayız. Hocam peki haftanın teknik direktörü sizce kim? Ya Okan Hoca tabii ki, herkes size sorsan Okan Hoca. Ben maçı izlediğim için Fatih Tekke de diyorum haftalardır. Fatih Tekke, Fatih Hoca bizim de kardeşimiz. Fatih Tekke de bazen santraforlu, bazen santraforsuz, bazen üçlüyü, bazen dörtlü ve oynanan oyundan çok hoşnut oldum. Yani buna İlhan Hoca da katkı verdi Rize maçında, Alanya maçı. Çok keyifli maç izlettirdikleri için inşallah tabii gün Trabzonspor'un başında görmek istediğimiz için Fatih Hoca. Tebrik edelim ve şimdi hocam sırada hoş olmayan haftanın yorumsuz fotoğrafı var. Ne fotoğrafta sizi baş başa bırakayım. Bu fotoğrafı ben çektim televizyonda. Yani yorumsuz diyorum ama biz bir yorum yapacağız tabii. Yani elleri tetikte polis teşkilatımız var. Bu Kocaeli Eyüp maçı. Çok güzel maç oldu. Belki de haftanın en güzel maçıydı. Yani Süper Lig üstünde bir maç oldu. Yani hakem maça yetişemedi.
O kadar iyi bir maç oldu. Gitti geldi, hakem çok hata yaptı ama iki takım da müthiş oynadı. Tempolu oynadı. Zaten ben Kocaelispor'da hocalık yaptım. Oyuncu oldum. Çok güçlü bir taraftar var. Ama bu kare çok şey anlatıyorsun aslında. Değil, sen sus o konuş. Evet, yani yorumsuz bıraktık baş başa. Hocam, son olarak da gündemin en taze konusuyla bitirebiliriz. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. Şöyle: Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Gençler Birliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Ankaragücü, Erzincanspor, Galatasaray, Bandırmaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe. Nasıl yorumluyorsunuz hocam eşleşmeleri? Tabii yani Galatasaray nispeten Ankaragücü'yle alt liglerden seçtiği için kura da şanslı kura olarak değerlendiriyorum. Saygısızlık olarak değil, sadece daha güçlü oldukları için, yatırım yaptıkları için. Ama en sürprizi şey Antalya Beşiktaş. Evet, Sergen Yalçın'la duygusal bir eşleşme Beşiktaş olacak. yani o enteresan bir şey. Sumudika İsmail İsmail Kartal. Hoca'da eşleşmesi de bir enteresan. Çünkü geçen hafta giderli gelirli diye bu hafta da Sumidika Hoca'ya Sivas'ta bir basın mensupları terk etti. Anadolu takımlarında ben de Akhisarspor'da biz yarı finale çıkmıştık. Sonra Okan Hoca da kupayı kazandı. Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu Türkiye Kupası. O yüzden hedefe de çok koymak lazım. Çok ciddiye almak lazım. Bir de ben şunu görüyorum. Türkiye Kupası'nda büyük takımlarda dahil, küçük takımlarda dahil yeni oyuncuları da sokabiliyor. Genç oyuncuları görme şansımız da oluyor. O yüzden %100 destekliyorum. Yani bu Türkiye Ziraat Kupası çok önemli bir misyonu var. Galatasaray bu kadroyla, Fenerbahçe bu kadroyla tabii ki bu kupanın yine favorileri ama eşleşme zorluk derecesi öyle görünüyor. Trabzon yani bu turu geçerse ondan sonra o da gelen oyuncularla belki transferlerle farklı bir şeyle Avrupa'ya en kısa yoldan bir hedef haline getirebilirler. Ki şöyle, bazı işte Anadolu kulüpleri maddi olarak zor durumda olanlar da bence bir fırsat yakalayacak. Çünkü çeyrek finale, yani dört büyüklerin rakipleri hariç bahsedecek olursak, Sivasspor ya da Konyaspor'dan bir tanesi Tabii. mutlaka çeyrek finalde olacak. Ankaragücü ya da Erzincanspor'dan bir tanesi, Fatih Karagümrük ya da Samsunspor'dan bir tanesi, bunlar çeyrek Tabii. finale Şimdi çıkacak. Karagümrük içinde yani kadro gerçekten iyi bir kadrosu var. Daha tam şey olmadı. Balans tutmadı. Sanki bu hafta biraz geri geldiler. Yani 10 kişi birbiri yakaladı. Samsunspor Alanya'yı elediğinde 17-18 yaşındaki çocuklar gol attı son golü. Yani hocasını da tebrik ediyorum. Güzel bir karşılaşma olacak bir kere. Yani bu takımlar da inşallah finale yükselir. Hep biz büyük takımlar diyoruz ama benim gönlümde olsa keşke iki tane yani Anadolu takımı dediğimiz küçük ölçekteki takımlar olsa keşke. Diyelim hocam, zaten bu son yıllarda genelde geçtiğimiz sene Fenerbahçe ile Fenerbahçe. Başakşehir oynadı ama onun öncesinde böyle Anadolu kulüplerinden bir tanesi sürpriz şekilde, hatta belki de sürpriz değil, olağan şekilde final oynuyor ve bazen de kazanmaya çok yaklaşıyorlar. Kazananlar da oldu geçmişte. Tabii tek maç yani tek maç ne olacağı belli olmaz. 6-7 veya 8 Şubat tarihlerinde de tek maç usulüne göre maçlar oynanacak ve sonrasında çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak diyelim. Ve hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey yoksa bu haftalık da bitirelim. Teşekkürler, sevgiler, saygılar diyeyim. Herkese çok teşekkür edelim izledikleri için. Sağ Kanalımıza olsunlar. abone olmalarını rica edelim. Eleştirilerini, yorumlarını beklediğimizi söyleyelim. Ve haftaya tekrar görüşmek üzere deyip hoşça kalın diyelim.